Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, soydaşlarım, candaşlarım. Bütün Türk duran dünyamıza buradan saygılarımı sunarım. Bugün yine bir kişiyi anacağız. Büyüklerimizden. Türk Turan dünyasına büyük hizmetler dokunmuş birisinden bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce bu kişi bizim Türk halk müziğine çok büyük katkıları olmuştur. Önce şunu anlatalım. Türk Turan dünyamızda geleneksel olan, özü mayası olan halk ozanları vardır. Dede Korkut'tan beri, daha öncelerinden beri, binlerce yıldan beri gelen ozanlarımız vardır. Ozanlar her zaman özel bir yere sahiptir Türk Turan dünyamızda. Ozan gördüğünü söyler. Ozan eleştirir hanı bile, hanları bile. Ve o hanlar, o hakanlar, o padişahlar, o şahlar ozanlara duydukları zaman saygı duruşuna geçerlerdi Türk Turan töresinde. Böyle. Çünkü onlar o zamanın mesajcılarıydı. Dünyanın her tarafında dolaşırlardı bu ozanlar. Sırtlarında dumbraları, sazları, bağlamaları diyar diyar dolaşırlardı bu insanlar. Bu insanlar her zaman Türk töresini, Türk gelenek göreneklerini insanlara anlatırlardı nereye giderlerse gitsinler. Çünkü onlar hep söylerlerdi. Töresiz asla bir millet var olamaz. Yok olup gider. Ve özellikle Türk dilimize, konuştuğumuz dilimize inanılmaz bir şekilde sahip çıkmışlardı bu insanlar, halk ozanlarımız. Bütün Kazakistan'da, Azerbaycan'da ulu şairlerimiz, ulu ozanlarımız, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Rusya'da, yani Moskova, ben Rusya demiyorum, ben Moskova diyorum. Bütün ulu ozanlarımız Türkiye'de, İran'da, her yerde. Ulu ozanlarımız her zaman bize akıl vermişlerdir, öğüt vermişlerdir, insanlığı söylemişlerdir. Paylaşımı, kardeşliği, dostluğu, Türk Turan'ın geleneklerini, göreneklerini bize aşılamışlardır bu insanlar. Bu insanlar hiçbir zaman için ne paraya, ne pula, hiçbir şeye tamah etmemişlerdir. Her zaman da söylemişlerdir. Soyumuz, sahip çıkacağız. Bu da Türk diliyle başlar demiştir. Türk dili, Türkçe. Bütün Türk Turan dünyamızdaki ozanlarımız hayatlarını vermişlerdir. Binlerce yıldan beri. Yani. Onlar ulu ozanlardır. Bunu Türk Turan dünyamız muhakkak bilmek zorundadır ya. Çocuklarımıza, gelecek nesillere ulu ozanlarımızı, halk ozanlarımızı anlatacağız, dinleteceğiz.
deyişlerini dinleyeceğiz. Çünkü bunların hepsi bir ansiklopedi olan insanlardı. Geleceği gören insanlardı. Sezinleyen insanlardı. Bin tane üniversite bitirsen onun bir tek sözüne, bir ozanın bir tek sözüne bir tanesi ulaşamaz. Bir tanesi ulaşamaz yani. Bir tanesi ulaşamaz. Benim babam da ışıklar içinde yatsın. Babam da bizim Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta eskiden festivaller olduğu zaman halk ozanları festival olduğu zaman giderdi orada. Yani bu 66, 67, 68'li yıllar o civarda kendisi anlatmıştı. Aşık Veysel'den, Mahsun Şerif'ten, Fezullah Çınar'dan, Neşet Ertaş'tan, Özel Gönlümler'den beraber olduğunu anlatırdı. Onların nasıl bir çalışma yaptığını anlatırdı biz. Ali Taşanlar vardı. Ali İzzetler. Bunlar bizim özümüz, mayamız. Aynı şekilde Azerbaycan'da. Aynı şekilde Türkmenistan'da. Ozanlık başka bir şeydir. Ama dedim ya, emperyalizmin en sevmediği şeydir ya. Emperyalizmin en nefret ettiği Türk Turan dünyasında ozanlardır. Ozanlardır, halk ozanlarımızdır ya. Nefret eder emperyalizmin adına. Niye? Çünkü o Türk'ün Turan'ın mayasıdır. Türk'ün Turan'ın mayasıdır, bunların yok edilmesi lazım demiştir. Çünkü özünü mayanı yok ettiği zaman seni soysuzlaştırıyor. Soysuz oluyoruz. Bunlara sahip çıkıyoruz. Olmazsa olmazımızdır bu. Olmazsa olmazımızdır. Benim, dedim ya, Türklüğüm, Atatürk'üm, Turan'ım, halk ozanlarım, ulu ozanlarım vardır. Arada aynı zamanda tiyatro, hiciv vardır, taşlama vardır. Çünkü bu da Türk Turan'dan gelir. Hep içinde vardı bu taşlamada. Beni yaşatan değerlerdir bunlar. Yaşatan değerlerdir. Halk ozanlarımızın her zaman kıymetini bileceğiz ya. Kıymetini bileceğiz. Aptalca, gerizekalı şarkılar dinletmeyeceğiz yani. Aptalca, gerizekalı da insanı aşağılık duruma düşen şarkılarla, aranjmanlarla çocuklarımızı bunların beynini yıkamayacağız ya. Çocuklarımız derbeder aptal yapmayacağız ya. Özellikle çıkarttılar 60'lı 70'lerden sonra, 70'li yıllardan sonra insanları hep küçük duruma düşürmek için, kederli yapmak için, derbeder yapmak için aptal şarkılar yazdılar yani. Ama ulu ozanlar neyi gösterdi? Bilimi gösterdi, bilimi. Bilim yolundan gidin derdi ya. Çünkü her söylemiş olduğu şey çok uzaklara giderdi ya. Merih gezegenine giderdi. Oraya aşardı ya. Ama ne yaptılar? Öyle bir kültür çıkarttılar ki soysuz bir kültür. Ne kültürüydü bu? Ne kültürü? Arabesk. Derbeder. Öldüm bittim. Aptal manyakça gerizekalıca şeyler çıkarttılar ya. Sırf bu insanlara karşı. Kabullenemiyorum. Zoruma gidiyor ya. Zoruma gidiyor arkadaşlar. Bunlar Türk Turan'ın temel taşları. Temel Türk ozanlarımız. Ulu ozanlarımız. Temeli. Bunlara sahip çıkıyoruz yani. Çocuklarımızı asla ne arabeskmiş ne böyle varah sanatmış ağzını açıp mağara gibi bağıranlar. İnsanı hep boynu bükük yapanlar. Asla bunları dinletmeyin. Asla ulu ozanlarımızı dinletin. Onlar çoğunluğu okula gitmemiştir de ulu ozanların. Ama 1000 sene sonra gören insanlardı onlar. Çünkü onlarda görenek töre vardı. Töre vardı onlarda. Çok uzakları gördü onlar yani. Sezinlemek vardı, sezmek vardı. Sezmek.
Dedim ya, 1000 tane üniversite bitirseniz onun bir ettiği kelimeyi edemezsiniz yani. Edemezsiniz asla. Ulu ozanlarımız sahip çıkıyoruz. Ulu ozanlarımız sahip çıkıyoruz. Her zaman için, her zaman için. Bu bir ulusal görevdir. Ulusal görevdir. Bütün duran dünyamızda hep ozanlarımız vardır, ulu ozanlarımız. Bulun. Kimler? Onları çıkartın, baş köşenize koyun. Dinleyin. Sıkılırsın, daralırsın. Ozanları dinlersen rahatlarsın. Beynini açar, beynini. Sana demez, yere düş demez. O der, tokadımı vurur, kalk ayağlandır. Kalk. Öyledir, öyledir, öyledir. İşte ulu ozanların, ulu ozanlarımız böyle işte. Bugün bu ülkemize, ülkemizdeki, Türkiye'deki bütün halk şiirlerini diyar diyar dolaşıp toplayan insanı anlatacağız. Muzaffer sarı sözünü anlatacağız. Bu benim boynumun borcudur. Boynumun borcudur. Yeni Cumhuriyet'e çok büyük hizmetler yapmış büyük bir insan. Muzaffer Sarı Sözen'den bahsediyoruz. Okuyalım. Muzaffer Sarı Sözen kimmiş? Muzaffer Sarı Sözen 1899 yılında Sivas'ta doğmuştur. Doğduğu yer olan Sivas'ta ilkokul öğretmeni yapmıştır. Daha sonra Sivas Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmıştır. Sarı Sözen aynı zamanda yöresel derleme gezilerine katılır. Meraklısı olduğu ve çok sevdiği halk müziği için bağlama, cura, ney, çifte kaval, tulum, davul, zurna, tef, darbuka gibi bütün müzik aletlerini toplar. Ve bunlardan koleksiyon yapar. Ayrı bir koleksiyon yapar ve bunları saklar. ...1930 yılında... ...Milli Eğitim Müdürü olan... Ahmet Kutsi Tecer'le tanışır. Ve ikisi beraber... ...halk şairlerini... ...halk ozanlarını... ...koruma derneği kurarlar. Mükemmelliğe bak... Cumhuriyet, yeni Cumhuriyet, 1930... ...1930 yılında... Milli Eğitim Müdürü olan Ahmet Kutsi Tecer'le tanışır. Ve ikisi beraber halk şairlerini, halk ozanlarını koruma derneği kurarlar. Ve ilk şairler bayramını 1930 yılında yaparlar. Ve büyük ozan Aşık Veysel bu etkinliklerde meydana çıkmıştır. Ve Aşık Veysel bu etkinliklerde meydana çıkmıştır. 1936 yılında Ankara'ya çağrılmıştır. Ve Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluş günlerinde kurucu üye olarak derleme gezilerine katılmıştır. 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı folklor şefliğine getirilmiştir. Muzaffer Sarı Sözen. Ve aynı zamanda arşiv müdürlüğü de yapmıştır. Türk müziği tarihinde Ankara Devlet Konservatuarı derleme gezileri olarak anılan 1937-1953 yılları arasında sürdürülen bu faaliyet Cumhuriyet döneminde yapılan ikinci en büyük organizedir. Türkiye'nin birçok yerinde ve yöresinde Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi'yi yönetken,
Halil Bedi yöneten, Nurullah, Nurullah Taşkın, Rıza yetişkenden oluşan ekibiyle birlikte on binlerce türkü ve öyküleri derlemişlerdir. Türkiye'nin birçok yerinde ve yöresinde Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken, Nurullah Taşkın, Rıza yetişkenden oluşan ekibiyle birlikte on binlerce türkü ve öyküler derlenmiştir. Ve bunlar notaya alınarak TRT arşivlerine geçirilmiştir. Muzaffer Sarı Sözen Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler Korosu'nu yönetmiştir. Muzaffer Sarı Sözen 1937-1957 yılları arasında Türkiye'nin farklı illerine giderek, değişik yörelerine giderek buralarda haftalar, aylar süren çalışmalar yapmıştır. Toplamda 18 tane büyük derleme gezileri düzenlemiştir. Ortak derlemelerde birlikte derlediği ve derlemesine önayak olduğu 10 bin civarında eseri vardır. 4 Ocak 1964 yılında Ankara'da ölmüştür Muzaffer Sarı Sözen. Muzaffer Sarı Sözen ışıklar içine yatsın. Genç Cumhuriyetimizde çok büyük emekleri geçen büyük bir üstadımızdır. Dedim ya, asla paraya pıra tamah etmeyen insanlardı. Bunlar Türk Turan dünyamıza çok büyük hizmetlerde bulunan insanlardı bunlar. Çok büyük insanlar yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani? O biliyordu yani. Diyar diyar dolaşarak şairlerin, ozanların kaybolma yüz tutmuş türkülerini, ezgilerini derleyip toparlayan insandır. Aman dedi, benim Türk Turan kültürüm gitmesin. Benim soyum gider dedi ya. Benim soyum gider dedi Muzaffer Sarı Sözen. Aylarca, yıllarca diyar diyar dolaştı. En ücra köşelere kadar gitti. Halk ezgilerini topladı. Türküleri topladı. Kimler için yaptı bunu? Bizler için yaptı. Bunlar ulu insanlardır. Dedim ya, göreğimizdir. Türk Turan dünyamızda ulu insanların hizmet eden bütün değerli büyüklerimiz bizim yüreğimizedir. Bizim yüreğimizi her zaman anacağız. Yani. Muzaffer Sarı Sözen. Çocuklarımıza öğreteceğiz. Gelecek nesile öğreteceğiz. O gün o türküleri derlememiş olsaydı kaybolup gidecekti. Düşünüyor musun ya? Sahip. Bizim görevimizdir. Bu bütün derlenen türkülere sahip çıkacağız. Çünkü hepsi içinde bir anlam vardır. Bir mana vardır. Hepsi bir ansiklopedidir bunlar. Bu Türk Turan'ın özüdür. Bunu bileceğiz her zaman için. Işıklar içine yatsın Muzaffer Sarı Sözen. Anıyoruz büyüklerimizi. Büyüklerimizi her zaman anıyoruz. Onu büyüklerimiz. Hizmet eden herkes anıyoruz yani. Hatırlatıyoruz gençlerimize. Gençlerimize hatırlatıyoruz yani. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnsanoğlu Türk Turan değerli yaşar. Değersiz bir nişan olur mu be? Asla olmaz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Geleneğimizi, göreneğimizi, öfümüzü, her şeyimize sahip çıkıyoruz. Yoksa şebek oluruz, kaybolur gideriz ya. Soysuz oluruz. Gene geldik. Bir
yayınımızın sonuna. Ben bütün Türkler olan dünyamıza buradan sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz yüreğimdesiniz. Yüreğimdesiniz. Sizleri çok seviyorum. Çok seviyorum. İmtiyazlı insanlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.